Öğretmenler Günü programına hoş geldiniz. 11 Kasım 1928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen unvanı verilmiş ve 24 Kasım 1928 tarihinde de Millet Mekteplerinin talimatnamesinde bu yayınlanmış ve 1981 yılında da ilk defa 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiş ve 1981 yılından beri Öğretmenler Günü Türkiye'de kutlana gelmiştir. Bizler şüphesiz ki küreselleşen dünyada, entegre süreci yaşayan dünyadaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Takip etmekle kalmayacağız. Bu çalışmaların, bu gelişmeleri en önde devam ettirebilmek için üzerimize düşen çalışmaları, gayreti de yapmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz. 24 Kasım'ın Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanması bizim milli ve manevi değerlerimiz noktasında önemli. İşte bu doğrultuda baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk yeni neslin öğretmenlerin eseri olacağını belirtir. Böylesine mühim bir görevi olan öğretmenlere geleceğin inşası noktasında en önde olabilmek için büyük görevler düşmektedir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun diliyorum, diyorum. Muallimlerin günü degen bu ıyık bir mayram bardığımız için albette bu Atatürk'ün demilgesiminin ulu cetekçi Atatürk'ün demilgesiminin jariyalangan mayram bolu esepteliniyor. Bir o Kırgızstan'da dağı muallimlerin günü güzgü aylarda mayramdalat, ötkörülüt. Sebep degende muallim bardık eller için, bardık ülkeler için, adamzattın bardık için abdan ıyık nerse. Sebep degende bardığız bilimdi, ilimdi, alipbeni gerek bolsa muallimlerimizden tanıganbız. Çıngız Törökuluç Aytmatov'tın birinci muallim degen emgegi çıkarması bu bardığızdın jürögübüzdögü абдан бир мындай толкундата турган чыгарма себеп дегенде биринчи мугалим бул бардык нерсени жейиштирип коюп ушу жаштарга, балдарга эң кыйын замандарда дагы аш жылаңач ачык абада кардын астында, жаандын астында үзгүлтүккө учуратпай сабакты өткөргөн ошол мугалим жөнүндө сөз болуп жатат.